Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. İki katlı bir köy evini burada bedavaya nasıl ısıtıyoruz, size bugün onu anlatacağız. Hadi o zaman video başlasın. İçeride çok güzel bir sistem var, bu iki katlı ev nasıl ısınıyor? İçeride soba için hazırlanmış olanlar. Ama bu soba diğerlerinden biraz farklı. Havalar gerçekten soğudu. Arada şimdi video çekerken güneş açıyor, kapıyor falan gibi gözüken o güneşe asla aldanmayın. Gerçekten çok soğuk. Babam sera yapacağız biliyorsunuz. Seraya almak için burada biberleri ufak ufak böyle bidonların içerisine aldık onları. Seraya kolayca dikebilmek için ama soğuktan boyun büktüler. Bu arada kışlık sebzeler de dikmiştik ve onları da göstereyim hazır buradayken. Şu alan komple dikili. Baklalar var, lahanalar var, taze soğanlar var, var da var, havuç, turp, bir sürü şey ekledik. Kışlıklar da büyüyor evet, artık. Bütün kışlıklarda. Pis geldi yani. Evet, tutmayan çok şükür bir fidemiz olmadı. Her şey tuttu. Bayağı da farklı farklı çeşitli şeyler ektik. Şimdi yakında seramız da tamamlanınca dört mevsim tüm şeyleri, sebzeleri yetiştiriyor olacağız herhalde. Baksana şu arkaya en son babam baklaları ekmiş, onlar evet, da çıkmış. Şu arkada baklalar var, bezelye var, turp var, havuç var. Enginar var, neler var neler. Tabii normalde buraları bu kadar yeşil göremiyoruz her zaman. Özellikle yazın çok sıcak aylarında burada bu çim yeşilini görmek pek mümkün olmuyor. Ancak sulanan yerlerde. Yalnız bu ısırganları temizlemek lazım yavaş yavaş. Çünkü ben salata için taze soğan koparırken falan bayağı zorlanıyorum. Baksana ne kadar pırasayı falan sarmışlar. Şurada bir bahçeye girip. Kıyıyor ısırgan. İşte kışlık ya, başladı. Isırganla malç yapılıyor yani şey yapılıyor, malç değil pardon, gübre yapılıyor. Çok güzel bir gübre yapılıyor. Gübre yapabiliriz ama şu an o kadar taze ve körpeler ki hiç yemedim ama yemeği var biliyorum. Öğreneceğiz hepsini. Evet, onları araştırıp sobamızda artık. O zaman içeri girelim yavaş yavaş. Nasıl ısınıyoruz onu bir göstermeye evet, başlayalım. Artık içeride çok güzel bir sistem var. Bu iki katlı ev nasıl ısınıyor, o petekler nasıl ısınıyor bir onu gösterelim. Evet dostlar, burası kışın en çok vakit geçirdiğimiz oda. Zaten sobalı evlerde genelde tek oda ısındığı için kışın aile hep bir arada olur. Bizim evimiz de sobalı ama bu soba diğerlerinden biraz farklı. Evet dostlar, ilk başta normal bir soba gibi gözükse de kuzineli bir soba gibi duruyor. Zaten kuzineli sobanın da her özelliği var. Ama bu normal bir soba değil. Bunun arkasında bir su kazanı var. Zaten sağ ve solu da biraz daha farklı. Soba normalde her tarafını ısı verirken bu sadece üstüne ve ön tarafını ısı veriyor. Yanları ısı vermiyor. Arkasındaki kazanı ısıtıp evdeki kalorifer sistemine su basıyor ve petekleri ısıtıyor. Bana soba ilk gördüğümde çok ilginç gelmişti. Çünkü sobalı bir evin böyle tüm odaların ısınması falan benim alışık olduğum bir sistem değil. Ben de çok fazla sobalı evlerde oturdum ama böyle bir sistem ilk kez ben burada gördüm. Siz daha önce görmüş müydünüz, kullandınız mı? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Şimdi iki katlı bir ev olunca ısınma gerçekten çok ciddi problem. Bir de... Fırın gibi olmuyor mu üst kat? Kesinlikle çok sıcak oluyor. Evet dostlar, kendi yaşam alanımızdayız. Üst kat burası. Evet. Hemen şöyle yatakların yanındaki, hemen Mia'nın yatağının yanında bir petek var. Başında var, bizim yanımızda var. Vallahi bazen değil mi kurt çıkartıyoruz burada. Bayağı sıcak oluyor. Ama değil çocuklar var, o yüzden de yakıyoruz yani. Yakmak zorundayız tabii canım. Isınsın istiyoruz. Soğuk ama yakmazsak soğuk yani. Evet. Bu arada yani şey evi şu anda merak edenler olabilir. Bizim bir ev vlogumuz vardı. Henüz izlemeyenler varsa ev vlogumuzu izleyebilirler. Değil mi Murat Deniz? İzlesinler mi? Evet. Mia'cığım sen ne yapıyorsun? Kitabını mı okuyorsun? Çalışkan kızım benim ya. Şapkasını da kapamış. Aa, bu arada Mia neden tülünü devamlı kapalı tutuyor? Geçen arı soktu. Ya Mia'nın işaret parmağını Mia'cığım sen söylemek ister misin? Eşek arısı soktu değil mi Mia? Evet çok komik. Çok hıdıttı, iğnesi var bunun. Bacakları da, kafası da ve ayakları da. Seni yerim. İğnesini mi batırdı? Evet. Benim... Neyse geçti ama. Tedavi ettik değil mi Mia'cığım? Seni yerim. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür ki bir alerji durumu yokmuş. Biraz korktuk ama çok şükür sıkıntı olmadı. Her odada
bol bol petek var. Üst katta da bol bol petek var. Bizi gayet güzel ısıtıyor. Yani hani şey derler ya, soba sıcağı çok farklı. İşte doğalgazlı evlerde artık o şey yok falan. Bu ev... İkisi de var. Evet, ikisi de var. Bu evde yani petek olan odalarda da soba sıcaklığını hissedeceğiniz kadar yoğun bir sıcaklık oluyor. Gerçekten ısınıyoruz yani. Tabii şurada şu var. Biz videonun başında dedik ki bedavayı ısınıyoruz. Bedavayı ısınıyoruz dediğimiz tabii bir tek soba için bedavayı ısınmıyoruz. Tabii bunun bir yakıtı var. O yakıtı da bahçede. Evet, burada size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi tüm arazide gördüğünüz gibi ağaçların altında zaten budanmış dallar var. Bunlar her hasattan sonra burada zeytinliğimizi budayarak elde ettiğimiz şeyler. Tabii bunları şimdi köşeye doğru toplayacağız. Bunun haricinde de bir de zeytinliklerde zeytinlere gençleştirme budaması yapılıyor. Bak onun için de şöyle gidersek, gel biz. Onları da böyle tarlanın bu tarafına yığdık. Bunları da şu an motorlu testereyle kesiyoruz. Bunlar kesilmişler. İçeride soba için hazırlanmış olanlar. Arkada da daha kesilecek olanlar var. Bir videoda vardı, hatırlıyor musun Filiz? Bunu ağaçları kesiyorsunuz zannetmişlerdi. Bunlar... Böyle budama olmaz, çok kalın demişlerdi. Evet, bu zeytinin gençleştirme budamasında kesilen dallar. Çünkü büyük dallar kesiliyor. Yeni işte filizler çıksın, yeni dallar elde etsin ağaç diye. Biz burada bunlarla ısınıyoruz ve burası bizim sadece bu tarladan çıkan odunlar. Yani bu, biliyorsunuz burada iki tane arazimiz var. Bir aşağıda 21 dönüm, bir de buradaki... İşte 2,5-3 dönüm arazimiz. Bu sadece buradaki 2,5 dönüm arazimizden çıkan odunlar. Bak şurada da biraz var, oraya da gidelim. Zaten her taraf dal, görüyorsunuz. Hani. Böyle öbek öbek arazinin bazı noktalarını topladık. Tabii bunlara da düzenli bir yer yapacağız. Şu an daha böyle iş sırası bir türlü bunlara gelemedi. İşte fırınımızı yaptık, daha yapacağımız başka şeyler de var. Bunlara da bir alan yapıp onların yağmurdan korunması için bir yere koyacağız. Tabii bir yandan da normal sobadaki tüm işlevi görüyor. Yani mesela kuzineli bir soba olduğu için ekmeklerimizi dışarıdaki fırını yakmadığımız zaman burada yapabiliyoruz. Üstünü kullanabiliyoruz yemeklerimizi ısıtmak için. Canım onun için. Filiz Usta ekmeğin olmuş mudur? Oldu herhalde, bir bakacağım şimdi. Benim ekmeğim. Öyle Mia bize ateş karşısında değil mi? Serenatlar yapıp şarkılar söylüyor. Olmuş. Tabii ki de. Yemek hazırlıyorum. Mis gibi pişmiş. Özellikle pilavı demlendirirken çok güzel oluyor değil mi Denizcan? Yavaş yavaş pişiriyor. Çok güzel pilav yapıyor yani soba. Bizim diye demiyorum, bir pilav canavarı. Şimdi burada sobamızda bahçedeki her şeyi tabii kullanıyoruz. Dalları böyle tutuşturmak için. Üstüne daha ufak dalları hızlı tutuşsun diye. Üstüne parçalarını güzel köz yapsın diye. Dostlar bir de soba yandıktan sonra böyle akşamları daha uzun süre sıcak tutsun diye büyük parçalar var. El işleri. Büyük parçaları koyuyoruz. Sobanın ağzı böyle ufak gibi duruyor ama arkaya doğru geniş olduğu için uzun parçaları alıyor. O da bizi rahat ettiriyor. Evet, Filiz gene temizlikte. Denizcan çok beceriklidir gerçekten. Eline her iş gelir. Tek yapamadığı şey düzenli çalışmaktır. Pisletmeden çalışmayı asla beceremez. O yüzden Filiz kamera arkası gibi. Tamam, burada ufak bir faraşımız var böyle. Evet. Değil mi? Dökülür ama aşkım dökülür yani. O da yapacak bir şey bu yok. Bu arada neyi unuttuk sobayla alakalı? Neyi unuttuk? Sıcak su. Aa evet. Yani özellikle mutfakta, bulaşıkta, kışın böyle o evde bulaşık yıkarken özellikle soğuk suya pek böyle elini insan dokundurmak istemiyor. Şimdi sıcak su imkanı sağlaması gerçekten çok büyük konfor. Sıcak su derken üstteki güğümden bahsetmiyor dostlar. Üstten sıcak su akıyor. Direkt kombi gibi. Evet. Yaktığınızda nasıl hem peteğinizi ısıtıyor hem de
suyu ısıtıyor. Musluğu açtığınız zaman sıcak su geliyor. Sobamız da aynı o şekilde hem suyu ısıtıyor hem de petekleri ısıtıyor. Kesinlikle çok konforlu bir şey. Şöyle filiz hızını alamayıp temizliği böyle faraşı mutfağa doğru taşırken söyleyeyim. Soba yanarken bazen bu önündeki sallanan koltukta Murat Deniz'in bir halleri var. Murat Deniz gerçekten bu koltukta oturmayı çok seviyor. E tabii bir tek Murat Deniz mi seviyor? Babam da seviyor, alıyor kahvesini, kitabını değil mi Filiz? Evet. Geliyor buraya, Filiz de seviyor. Kim kaparsa buradaki koltuğu biraz o kullanıyor. Evet ve şöyle yani Sakarya'dan taşınırken yanınızda özellikle getirmek istediğim eşyalardan bir tanesi de iyi ki de getirmişiz değil mi? Bayağı keyifli. Güzel güzel. Tam soba karşısı koltuğu yani. Evet, soba yanmaya başladı. Biz sobanın markasını paylaşmadık. Ifil diye bir Türk markası. Galiba Samsun'da üretiliyormuş. İnternete Ifil yazarak bu tarz sobalara ulaşabilirsiniz. Hem pelet sobaları var hem de bu şekilde odun sobaları var. Bizce gayet güzel ve yeterli. Biz sobada sadece odun yakıyoruz ama sadece odun mu yakılıyor? Yani kömür de yakılabiliyor mu? Kömür de yakarsın, odun da yakarsın. Yani yakılan her şeyi içinde yakabilirsin. Biz Sakarya'da da hep odun yakmayı tercih etmiştik. Oradaki sobamız da çok güzeldi. Ama bu da gerçekten çok işlevsel. Evet, bakın soba yanmaya başladı ve siz burada dereceyi görüyorsunuz. Burada da termostatın ki var. Şimdi ben biraz dereceyi düşüreceğim devreye girsin diye, görün diye. Devreye girince de bu ışık yanıyor. Bakın mesela şu an 50 derecede ya, ben 40 dereceye getirdim. Bakın yandı ve artık eve basmaya başladı. Zaten derece yavaş yavaş düşecek çünkü şu anda içerideki kalorifer peteklerin içindeki su soğuk. Bakın şu an termostat durdu çünkü 40 derecenin altına indi. Isındığı zaman tekrar içerideki odalara basacak. Biz dediğim gibi bunu genelde 55-60 derece arasında kullanıyoruz. Ama sobada bir elektrik bağlantısı var. Yani bazı dezavantajları da oluyor herhalde elektrikler kesilince Deniz, değil mi? Tabii şöyle bir handikap var. Elektrik olmazsa bunun içindeki sıcak suyu, arka kazandaki sıcak suyu peteklere gönderebilecek bir güç kaynağı yok. Sonuçta fişten elektrik alıyor. O kazanın içindeki su çok kaynarsa kazan patlıyor. Geçen gün böyle aksiyonlu bir şey yaşamıştık. O öyle bir şey mi? Yani elektrik gittiği zaman burada ufak çaplı bir aksiyon oluyor. Hemen sobayı bir soğutup söndürüp ne yazık ki elektrik yokken kullanamıyoruz. Burada aslında kombiye benziyor. Kombide elektrik yokken kullanamaz. Ama yok hani bunda şey ya kazan patlayacak diye bir aksiyon oluyor. Ya şey var, dışarıdan soğuk su alarak aslında kendisini soğutuyor. Ama burada soğuk su alabilmesi için de hidrafora ihtiyaç duyduğu için, çünkü depodaki suyun basıncını hidrafor sağlıyor. Hidrafor basınç sağlayamazsa kendisini soğutmak için su da alamıyor. O emniyet sibobu da işe yaramıyor. Yani elektrik yokken ne yazık ki soba kullanılmıyor. Bir şey söyleyeceğim. Peki böyle bir sobayı kullanmak için depo bağlantısı, yani depo olması gerekmiyor. Hayır, şehir tazyiki olsa sularda o basınç zaten içindeki suyu atması için buna yardımcı olur. O zaman gerek yok. Ama bizim gibi kendi deponuzdan su alıyorsanız böyle bir şey var. Yani normalde evinize kurduğunuz zaman şehirden o hatlardan su alıyorsanız öyle bir sıkıntınız olmuyor. Şimdi Filiz, soranlar olacaktır. Ben direkt cevap vereyim. Bambam nerede diyecekler. Siz sıcakta evde otururken ne yapıyorsunuz? Tabii ki Bambam da bu evin en küçük oğlu. En küçük değil, değil mi? Aynen. Büyümeyen oğlu diyelim. Bambamımız kışın burada. Gel oğlum. Bambam burada. Bambamı yürütüyoruz. Bu balkonda bunun şimdilik yuvası oldu. Değil mi oğlum? Geç yerine. Geç. Arkada da Mia'nın aktiviteleri. Evet, Mia burada artık ödevleri var. Ödev yapıyor. Boyamalar yapıyor. Yaymış hanımefendi. Biliyorsunuz anaokuluna başladı Mia. Anaokuluna başladığı için de o da aynı zamanda burada çalışıyor. Bambam da çalışırken onu yalnız bırakmıyor. Evet dostlar, tabii ki aslında hiçbir şey bedava değil. Bizim videolarımızı önceden takip edenler, Akyazı'dayken ormandan taşıdığımız odunlarla ısınıyorduk. Söğütlü'ye taşındığımız zaman... El sallayacağız oraya. Söğütlü'ye taşındığımız zaman budanmış fındık odunlarını sırlayarak ısındık. Burada da kendi zeytinlerimizi buduyarak ısınıyoruz. Aslında 3 senedir ısınmaya gerçekten para vermiyoruz.
Yani odun almamız gerekmedi. Hep ormana çok yakın yerlerde olduğumuz için bir şekilde... Hallettik. Evet, çözüldü. Burada da zaten zeytinlik o kadar büyük ki herhalde bütün bir kış ihtiyacımızı zaten... Karşılayacak. Buluyor olacağız. Bu arada hani ormandan da hiçbir zaman odun kesmemiştik. Evet, evet. Yani yere düşen çalışır bir toplayarak ısınmıştık. O şekilde devam ettik. Zaten videolarımızı izleyenler bilirler önce. Evet. Evet dostlar, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Çok seviniriz. Ben de şimdiden yorum desteğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.